okudun. Evlendin, barklandın. E kardeşin Gökhan da döndü. E sıra sende dur. Sen de yapacaksın askerliğini. Ya tabii ki yapacağım. Ben kaçıyor muyum? Benim yerim belli, yurdum belli. Kapıya asker getirtmek de ne demek ana? Bir an önce yap gel istedim. Önündeki engeller kalksın istedim. Ne yani, fena mı yattın? Ne engeli Asiye, ne diyorsun sen? Ya ağam, ha bu uşak askerliğini yapmadan ne şirkette yer edinebilir ne de ağalıkta sözü geçer. O yüzden en doğrusu bir an önce yapıp gelmesidir. Ya sen beni bir kenara çekip bunları söylesen olmuyor muydu? İhbar etmek ne demek ana? Ben senin düşmanın mıyım? Kalendera, kusura bakmayın. Oğlunuzu işlemler için götürmek zorundayım. İyi. Geç içe beni yavrum. Yol benim önümden geçiyor. Haydi anca gidersin sen. Bela, kızım dur. Ya şimdi Hazar askere mi götürüyorlar? Onu bir daha göremeyecek miyim? Yok yenge yok. Manesi yoklaması olmadan onu askere almazlar. Ha. İyi de o zaman. Yoksa onu hapse mi atacaklar? Kıvı bismillah treci koha. İyice saçmalıkların doruklarındasın. Yengeciğim merak etme. Askerlik şubesine gidecekler. Evraklar, kağıt işleri onlar halledecekler. O kadar. Ya bırakmazlarsa? Ya askere götürürlerse? Götürmezler. Merak etme. Hem biz şimdi Gökhan kardeşimden gidip bakacağız durum neymiş, ne değilmiş diye. Yürü Gökhan, yürü. Gidin abi, gidin ya. Lütfen Hazar'ımı getirin ne olur ya. Baba biz direkt arabayı alıyoruz. Asiye. Sen benimle gel. Kızım. Yeter artık yavrum. Sen de kendini bu kadar çok üzme. Ya nasıl üzülmeyeyim Türkmen hala ya? Nasıl üzülmeyeyim? Tam her şey şimdi yoluna girmişken. Tam şimdi çocuk yapacakken. Gene yaparsınız yavrum. Kız koca bulduktan sonra çocuk yapmakta ne var? Misal ben bir koca bulam, bir avazda üç tane yaparım vallahi. Hadi gel yavrum. Haydi kızım. Haydi. Mutlu oldun mu Asiye? Senin oğlun vatan haini gibi askerlerin kollarında giderken mutlu oldun mu? Hı? Başın göğe erdi mi? Ama ağam. Ağam deme bana. Senin ağan mağan yok artık. Eğer senin bir ağan olsaydı önce gelip bir danışırdın. Düşman gibi benim oğlumu ihbar etmezdin. Ağam vallahi bak benim kötü bir niyetim yok. Bak hala kötü niyetim yoktu diyorsun ya. Hala benim kötü bir niyetim yoktu diyorsun. Benim oğlum asker kaçağımı ki ihbar ediyorsun. Ya sen bu çocuğa Allah muhafaza askere git dedin de bu çocuk askere gitmedi mi? Sana diyorum Asiye. Hazar askerden kaçıyordu da benim mi haberim yoktu? Kapıya asker getirtmek ne demek? Ya senin benim oğlumun vatan sevgisinden şüphen mi var? Haşa ağam, o ne biçim laftır öyle? O zaman niye kapıma benim asker geliyor? Niye benim oğlumu alıp gidiyorlar? Ya ağam ya! Ya senin öbür karıların benimle dalga geçtiler. Senin oğlun da askerliğini etmedi. Ondan ama olmaz. Ondan olsa olsa kurbağa olur dediler. Ben de dayanamadım. Sen yani oğlun ağa olsun diye kendi oğlunu vatan haini ilan ettin öyle mi? Aha senin got kafan işte bu kadar çalışıyor Asiye. Ağandan bu kadar. Ya senden her bir şeyi beklerdim de bunu beklemezdim biliyor musun? Ya ben senin kendi oğlunun başını kendi ellerinle yiyeceğini bilemezdim.
Ama artık bitti Asiye, bitti. Sana zerrece güvenim kalmadı. Zerrece itimadım kalmadı sana. Bitti. Buraya kadar. Ağam. Bana ağam deme. Bana ağam deme. Ya vallahi billahi bak. Muhtemir ablayla Ayşe'nin yüzünden. Hala Muhtemir'e Ayşe'ye suç atıyorsun ya. Yazıklar olsun sana. De git. Çekil gözümün önünden, çekil git. Git beni yalnız bırak, yoksa elimden bir kazan çıkacak, git. Git. Muhtemir abla. Ama helal olsun da. Ama hazır hızlanmışken evde kovaydı daha iyiydi. Kız kovmaktan beter etti ya. Asiye'nin halını görmedin mi? Ha? Burnu yere düşse eğilip almayan Asiye ağamın gözünün önünde eğilip büküldü. Ya vallahi. Baksana. Asiye'ye bizim teşekkür etmemiz lazım gelin. Niye ki? Kız bizim yapamadığımızı kendi kendine yaptı ya. Ağanın gözünün önünde kendi bacağına sıktı ya. Kız 5 kuruşluk değeri kalmadı. Mütebir abla. Evet hanım. Farkındaysan büyük yarışta son 2'ye kaldık. He. Artık konağımıza hayırlı uğurlu olur inşallah. Sana da hayırlı olsun Mütebir abla. Centilmence bir müsabaka olmasını diliyorum. Gel tebrik edeyim ben seni. Ha, tebrikleşelim gel. Canım benim. Allah'ım. Ben seni çok seviyorum. Ben de. Ay canım benim ya. Ay. Ya çok mutluyum Özgür, çok mutluyum. Allah canım almaya Dureş. Hiç abarttın ha, gel. Ay, görmemişim bir kocası olmuş, tutmuş. Tövbe tövbe. Aman Dilan. Moralimi şu an sen bile bozamazsın. Evet güzel annemler, dileyin benden bugün ne dilersiniz? Lan! Not al o zaman. Arapaşı, baba kalmış, falafel, içli köfte, kadın budu köfte, misket köfte. Kuzu kapama. Hazır. Yok, insan eti yavan olur. Ya Ayşe, Allah aşkına salak salak konuşma. Hayır, gitmeyeceksin değil mi askere? Almayacaklar seni değil mi? Gitmeyeceğim aşkım. Yani en azından bir süreliğine gitmeyeceğim. Bir süre derken? Aşkım 6 ay sonra bir sınava girmem gerekiyor. Ama gitme dersen erteleyebilirim. Gitme aşkım. Gitme ne olur aşkım, gitme lütfen gitme. Bak 6 ay dediğin nedir ki? Hemencecik gelip verir. Sonra gidersin olmaz mı? Ha? Olmaz. Geldi. Ana. Gideceksin Uşak. Sen de herkes gibi askerliğini yapıp aslanlar gibi geri geleceksin. Anacığım ben gitmeyeceğim demiyorum ki. Ama müsaadenle ne zaman gideceğimin kararını karımla vermek istiyorum. Ben gideceksin dedim, gideceksin. Konu kapanmıştır. Anneciğim, Hazar şu an askere gidemez. Allah Allah. Niyeymiş o? Ya çünkü tedavimiz daha yeni bitti. Sen de biliyorsun çocuk yapmayı ne kadar çok istediğimizi. Sen kim olaysın daha benimle böyle konuşaysın? Hazar'ın karısı. Senin de gelinin oluyorum anneciğim. Sen ya yağlı yedin dilin kayar ya mermiden hızlı koşarsın. Bellacığım. Ben gidecek dediysem gidecek. Konu kapanmıştır. Gitmeyecek. Gidecek. Gitmeyecek. Gidecek. Ya gitmeyecek. Gidecek. Ya gitmeyecek. Gidecek dedim, gidecek. Bitmiştir. Bitmiştir Asiye. Bitmiştir. Seninle aramızdaki hukuk, resmi, gayri resmi bütün ilişki toptan bitmiştir. Ağam. Ulan sana biraz önce ben bağırıp çağırmadım mı? Burada ben başçavuşum, beygir miyim? Estağfurullah, o nasıl söz öyle? O nasıl söz deyip de gelip oğlumu tekrar askere göndermeye çalışmam nedir lan? Aa. Bak bir de ağlıyor ya, bak bir de ağlıyor. Kızım sen demin bana yalvarıp yakarmadın mı? Ben arkamı dönüyorum, arkamdan iş çeviriyorsun. Ben
onun iyiliği için, ailemizin iyiliği için. Asiye, ailemizin iyiliği için bir daha hiç konuşma, sus. Benim iyiliğim içinse gözüme gözükme. Kaybol. Yürü aşkım, gidiyoruz. Şey... Ağam vurdu, gol oldu. Abiki Asiye sıfır. Sıfır, 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 sıfır. Bir ne dedim Nazgül? En son gelen ilk gidermiş. Öyle denir, hakikaten doğruymuş ha. Ya Bötebir abla. Efendim? O değil de. En son gelen ilk gider derler, biliyorsun. Ay soğuk bir şeyler mi içeydik ne? Allah. Tövbe tövbe. Bu nereden aldın? Görüyor musun? Doyun. Au. Au. Haydi hanımlar buyurun. Alaka. Kız şimdi zorbadan kalktık. Onu neremize yiyeceğiz kız? Hayrına yiyeceğiz ablam, hayrına. Aa, hayrına? Neyin hayrına? Ya ağam herkesin ortasında Asiye'nin canını okudu ya, onun hayrına. Ay aşk olsun Ayşe Ana ya. Sus kız, gel. Gel ananın helvasından ye. Tel tel olmuş, çok güzel. Kendi ellerimle yaptım. Hakikaten çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Ya benim anam yapar da kötü olur mu hiç? He? Anam benim. Oh anam. Olabilir. Bak, mesela seni yapmayı becerememişim. O nasıl laf ana? Bir şey mi oldu, hayırdır? He, oldu. Küsüm ben sana. Sen bana, biricik oğluna, dükkanına küsemezsin ki ana. Öyle bir küserim ki aklın hayalin almaz. Nedenmiş o? Ben yine ne yaptım? Denize giderken beni kapının önünde saksı gibi bıraktınız. Ay çok korktum. Saksı değilim ben. Kutluk Ayşe'yim. Bana saksı muamelesi yapıyorsunuz. Sebep bu konakta herkes her istediğini yapabiliyor. Ama ben yapamıyorum. Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık ediyorsunuz. Saksı değilim ben. Ama... Ali ana kafayı yedi. Anam, ana bir sakin ol. Bir şey... Sakin makin olamam. Sen bu el kızını anana tercih ettin. Ana aşk olsun ya. Sen sus. Ben 9 ay seni karnımda taşıdım. Giymedim, giydirdim. İçmedim, içirdim. Yemedim, gerekirse sana yedirdim. Ama sen denize beni değil, aha bu karıyı götürdün. Seni doğuracağıma taş doğuraydım. Ana. Güzel ana. Bak, bugün kimsenin anası gelmedi. Karılarımızı aldık gittik. Ha, karılarınız analarınızdan kıymetli öyle mi? Ya tabii ki de değil anacığım. Bak 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 bak. Bak gördün mü bu karı benimle aşık atıyor. Artık bir karar vermen lazım Gökhan. Ya o ya ben. Ana sen ne diyorsun ya? Töre dizisinin içine düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Yapma ana, ver elini öpün, gözünü sev. Ana bak şu dakikadan itibaren kalbimi kırıyorsun, haberin olsun ha. Oh çok iyi oluyor. İster kırılsın, ister çatlasın, ister patlasın umurumda değil. Bu kız bu evden gidecek. Saksı değilim ben. Ya ana o benim karım. Ben nasıl göndereyim karımı? Vallahi orasını ben bilemem. Nasıl gönderirsen gönder ama gitsin.
Anam senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya sen ne diyorsun ya? Biz seninle Gökhan'ımın yolunu gözlemedik mi ana? Hı? Soğuk kış gecelerinde el ele, diz dize, kol kola, kız kıza. Birlikte ısınmadık mı aynı yatakta ana? İkimiz baş başa verip beklemedik mi Gökhan'ımı? Hı? Yolunu gözlemedik mi? Ya sen şimdi kalkıp da bana böyle nasıl canlayabiliyorsun acaba? Ben çok merak ediyorum ha. Bitti gitti. Şimdi sen gideceksin. Ana. Kutlu Ayşe'nin direnişi şu dakikadan itibaren başlamıştır. Ahan da bu karı bu evden gidene kadar ağzıma lokma koymayacağım. Dönüye bak. Kız ya koyarsan? Koyarsam bu küslüğü bir kenara atacağım. Söz mü? Ha, söz. Ama hiç heveslenme. Çünkü ağzıma lokma koymayacağım. Sen yemek yemeyeceksin. Yok artık Ayşe. He, yemeyeceğim. Misal, pastırma. Yemeyeceğim. O zaman soğan da yemeyeceksin öyle mi? Yemeyeceğim. Şırdan da mı yemeyeceksin? Şırdan da yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Kız kafayı yiyeceksin. Ana! Gelme! Kutluk benim kaç yıllık kumama. Hiç yemeği öne sürmediydi bu vakte kadar. Geçmiş olsun sıkıntısız. Kız Nazgülcüğüm aşk olsun. Kız Ayşe Hanım'dan bahsediyoruz. O yemek yemeden sabah çıkabilir mi hiç? Kız karı saksıyla bozmuş kafayı ya. Hayır saksıdan ne esteyin yani anlamadım. Anne, sana yemek getirdim. İstemez. Ama akşam sofraya gelmedin. Acıkmışsındır. Sen beni düşündün öyle mi? Evet. Ya sen beni kandırabilir misin be? Ne? Senin neler planladığını benim anlamadığımı mı sandın sen? He? Senin yüzünden ağam beni kovmaktan beter etti be. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Daha ne yapacaktın sinsi şeytan? E? Senin oynadığın oyunlar yüzünden ağamla biz karşı karşıya geldik. Yalan mı? Hayır. Sus! Sus yalan konuşma bağ. Ben senin ciğerini biliyorum be. Zaten ben senin bu eve geldiğin ilk gün daha ne mal olduğunu anladıydım. Şimdi defol git. Al o tepsini de başına çal hadi. Melo? Vah! Ne oldu ki bu kıza ya? Allah Allah! Drejikom? Ay benim canım! Kız! Ne oldu senin morali sıfır? Ha niye ağlıyorsun? Nazgül, beceremeyeceğim ya. Olmayacak. Boğa, neyi beceremeyeceksin kız? Buraya geldiğim günden beri Asiye de beni sevsin diye elimden gelen her şeyini yaptım. Ama yine de sevdiremedim kendimi. Ay ben sana ölürüm kız. Gel. Ya hangi kaynana gelinini sevmiş ki Asiye ana seni sevsin? Ha? Ya
Öyle deme Nazgül ya, o Hazar'ın annesi. E tamam, ben doğru diyorum ya. Ben mühteber anaya kendimi sevdirebilmek için tam 8 sene uğraştım. Düşün, tıp fakültesi o kadar değil. Valla mı? He valla. Ki bu kadın özü beni geldi kendi istedi oğluna. Güle oynaya düğünümü yaptı. Ha bu kadın geldi bana böyle yaptı. Ama Asiye anne benim düğünümde bile oynamadı. Ya kızım ben de onu diyorum ya işte. Düşün yani beni kendi istedi. Sen gittin kendi özün özüne evlendin. Kendi kendine geldin buraya. Ya ne yani? Şimdi ben kendimi sevdiremeyecek miyim? Oy, gel gel. Kız sevdirirsin, sevdirirsin. Hiç üzülme. Bir gün herkes benim drajikomu sevecek. Eğer kim sevmesinler ben onların karşılarında dururum. Sen hiç merak etme. Bak, Gıniana nasıl seviyor seni. Ama Asiye Ana'dan umudu kessem Belo. Yani Asiye Ana'nın seni sevme olasılığı sıfır, 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 sıfır. Gerçekten mi? He valla. Ya sağ ol Nazgül ya. Moralim çok düzeldi valla. Estağfurullah. Ben bugünler için varım. Her zaman eltimin arkasındayım ben. Hırçı kız Nazgül. Ay canım benim. Oh. Meygir ağlama. Lan Gökhan. Hayırdır koçum? Ne yapıyorsun tek başına burada? Hiç. Hiç mi? Biz duyduk yine sen Ayşe Hanım'la bozuşmuşsun. Hayrola? Ona mı sıkıldı canım? Lan oğlum dert ettiğin şeye bak ya. O senin alan oğlum alan. Gidip bir kere sarılacaksın. Sen ne yaptıysa affedecek o. O kadar. Yok benim abim ya. Bu sefer başka. Denize giderken onu da götürmedik diye çok kırılmış. Öyle bir fırtına esirdi ki, sorma. Irma yanında halt etmiş vallahi. Irma kim lan? Numarası var mı sende? Ya şöyle oğlum biraz yüzün gülsün ya vallahi Allah. Oğlum sen askerdeyken Ayşe Hanım seni çok özledi. Ondan bu hali ya. Hem bir kere kadın ana da olsa, anane de olsa kıskançlığından da kaprisinden de ödün vermez. Bu kadar, bu böyle. Peki ben şimdi ne yapayım abi? Ha, tutturdu Afet'i bu evden yollayacaksın diye. Afet gidinceye kadar da ağzına bir şey koymayacakmış. Yok artık daha neler. Ayşe Hanım ağzına bir şey koymayacağım dedi. Sen de buna inandın öyle mi? Lan oğlum sabah kahvaltı hazırlansın. Herkesin önce koşuyor mu koşmuyor mu o zaman göreceğiz. Lan oğlum git. Git odana yat uyu. Karına sarıl mışıl mışıl yat uyu. Bak ileride çoluk çocuğa karışınca bugünleri mumla arayacağım benden demezsin. Niye ki? Lan oğlum niyesi mi var? Bizim sıpalar kaç gündür odadan çıkmıyor. Devamlı beraber yatıyoruz. Ya hadi mıstık neyse de ceylan oldu eşek kadar. Ulan koskoca ağayım yatacak yerim yok be. Hiç şikayet etme abi hiç. Bak malum şekil bir. Örnek ağda görüldüğü gibi çocuk yapmak için yanıp tutuşanlar var aramızda. He yanıp tutuşun ben sizi göreceğim. Oğlum siz zannediyorsunuz ki çocuk yapınca başınız göğe erecek. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Hele bir çocuğunuz olsun, artık nerenizin göğe ereceğini ben göreceğim o zaman. Hadi oğlum, hadi. Bunlar mevzu değil. Afet. Ama ne güzel maşallah. Benim kulaklarım duyuyor mu onu test edeyim demiştim kocacığım. Ya sen 40 yıl başmak süslemişim, püslemişim. Bunu mu reva gördün bana ha? Aman diyeyim. Yoksa sen... Ah, Kleopatra'nın Adana ayağı afetini, biricik karnını... Tutur. Söyleme alıştıra söyle.
Artık sevmiyor musun? Olur mu öyle şey Afet'im? Seviyorum tabii. Ha iyi o zaman. Ela duruyorsun efsane ben. Tövbe tövbe. Kız bir rahat dursana. Ya ne rahat duracağım be? Nikahlı karın değil miyim ben senin? Ya öylesin de. Anam aklımdan çıkmıyor biliyor musun? Küstü ya bana. Ya ne güzel işte kadın gitmiş yatmış gece gece. Gökhan'ım yani biz de işte rahat rahat artık. Şşş, olmaz Afet. Anamın üzgün yüzü gözümün önünden gitmiyor. Sanki her taraftan dizseyle dürmüş gibi geliyor. Saçmalama Gökhan, saçmalama be! Ben burada iki saattir hazırlanmışım. Afet gibi afet olacağım diye şurada senin yer dediğine bak be! Anam ne? Afet! İyi misin? Yok Afet'im. Aa, oradaydı. Bir elli boyuyla çaki gibi gözlerini pörtletmiş bize bakıyordu. Oradaydı. Sana öyle gelmiş Afet'im. Adamın ne işi var kapı aralığında? Ya bana ne öyle gelecek? Git kapıyı bacayı örtün. Git kocacığım git. Afet. Gel Afet gel. Ya korkuyorum Gökhan, ne olur git kapat artık kapıyı be. Tamam. Oldu mu karıcığım? Hey, şimdilik. Hadi gel. Bak şimdi kocacığım. Yumurtayla bastırmanın buluştuğu anda olacakları sen seyret. Afet. Kız sen nasıl bir kadınsın ya? Hey canım şöyle bir kadının. Yani güzel olduğum kadar zekiyim de bence. Neyse bak buna dayanamayacak. Yani 5. saniyede buraya damlayacak inşallah. Hadi o zaman. İnşallah. Ya siz orada ne yapıyorsunuz? 1. Ayşe operasyonu bacım. İyi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi kırıyorum o Kır. Zaman. Kırıyorum. Kız. Kırıyorum be. Bir, iki, üç, dört, beş. Yumurta bastırmalı, hem de tereyağlı yumurta. Neler oluyor orada? Allah'ım yumurta mı o? Dayanamayacağım. Yaktım. Değdim ben güzellerim. Bastırma mı o? Bastırmalı yumurta. Bastırmalı yumurta. Anam günaydın. Hoş geldin. Hayırdır? Geç kaldın ya bugün. Çok konuşma ekmek ver. Vermem. Ver. Anam afiyet olsun. Çok heyecanlandım. Allah'ım. Bayılıyorum ya. Ahan da bu karı bu evden gidene kadar ağzıma lokma koymayacağım. Kız ya koyarsan? Koyarsam bu küslüğü bir kenara atacağım. Söz mü? Söz. Ama hiç heveslenme. Çünkü ağzıma lokma koymayacağım. Yemeyeceğim. Lan aşağı kuduk. Günaydın. Hayırdır erkencisi? Yoksa bizi beklemeden kayfaltı mı yaptın? Yapmam. Yapmadım, yapmayacağım da. Bana bak. Şimdi benim odada sana şöyle 2 tane yumurta kırsam
Yumurta mı? He, yumurta. Mütebir abla. He canım. İçine pastırma da koyabilir miyiz? Kız hatta şile sucuk bile koyarım ha. Ben yiyemem ki. Niye ki? Yeminliyim ben. Kız sen afetin elinden yemem diye yemin ettiydin. Vallahi mi? Vallahi. Ay. Ben şimdi kuduğuma böyle kendi ellerimle güzel çene yediririm. Doyururum kuduğumu. Sen ne mübarek bir insansın ya Rabbim. Allah senden razı olsun Mütefer ablam. Ne duruyoruz? Hadi gidelim. Hadi. Ben mi gideceğiz? Kız bıraksan ya. Ya Ayşe bıraksan ya. Anacığım. Hayırdır? Nereye gidiyorsun canım benim? Mütebir ablamın odasına ziyafet çekmeye gidiyorum. Bir itirazın mı var? Galleş gelin. Ay yok anacığım, ne itirazım olacak? Afiyet bal şeker olsun da. Yani ben yine de uyarımı yapayım. Maazallah sonra çarpılırsın falan. Bak korusun ya. Yani. Niye çarpılacağım ki? Anacığım sen demedin mi? Güttük Ayşe'nin direnişi şu dakikadan itibaren başlamıştır. Ahan da bu karı bu evden gidene kadar ağzıma lokma koymayacağım. Demedin mi anam? Hiç bile öyle demedin. Ya ana, 2 dakika adaletli ol be. 2 dakika adil ol be kadın. Günaydın. Günaydın. Belao. 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 Gel buraya. İşte adaletin abidesi, dürüstlüğün simgesi Bela'cığım da geldi. Bela gelinim, şimdi sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ama doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine yemin edebilir misin? Ederim. Şimdi Bela gelinim, ben dün nasıl yemin ettim? Vallahi anneciğim çok güzel yemin ettim. Ya kızım o açıdan demiyorum. Dün ben... Anda bu karının elinden yemek yemeyeceğim diye mi yemin ettim? Yoksa hiç mi yemin diye yemin ettim? Neyi? Ben dün bu karının elinden yemek yemeyeceğim mi diye yemin ettim? Yoksa hiç mi yemeyeceğim diye yemin ettim? Ha, hiç yemeyeceğim dedim. Duydum. Yalancı! Hain! Çırpı! Direş! Şıracılı, şahidi, bozacı. Hepiniz bir oldunuz, benim üstüme yürüyorsunuz değil mi? Ama siz daha beni tanımıyorsunuz. Siz Arap'ın inadını bilmiyorsunuz. Sen de koskoca karı hiç utanmıyorsun değil mi? Yumurta mımırta benim canımı istettiriyorsun. Ya Ayşe, ya ben ne yaptım işini sana ki ne? Allah! Vallahi delirdi ha. Açlık başına vurdu ha bunun. Çıldırdı iyice, çıldırdı. Ayşe!